Sümele Manastırı'ndan sonra kendimizi Trabzon merkezde bulduk. İlk başta Boztepe'den şehri seyrettik ve ondan sonrasında da Trabzon Kalesi'nin yan tarafından Gülbahar Hatun Camii'ne geldik. Gülbahar Hatun burada yan tarafta yatmakta. 2. Beyazıt Han'ın eşi 1510'da vefat etmiş. Kendisi adına yapılmış olan bu caminin hemen yan tarafında istirahatinde. Burası da caminin şadravanı. Gördüğümüz pek minareli küçük bir cami. Ancak küçüklüğüne göre de gayet haşmetli, güzel durmakta. İçerisi de hoş. Akşam vakitlerinde gayet güzel bir şekilde görünüyor. Birazdan da içeri girip oraya bakalım. Bahar Hatun Camii çıkar çıkmaz karşımızda şu binadan gözüküyor tiyatro binasından. Üst tarafında Boztepe var zaten. Sağda görmüş olduğunuz tiyatro tarafı kalesi. Kaleler normalde yüksekte olur ama buradaki kale anlaşılan şehrin merkezinde aşağıda olur. Gülbahar Hatun Camii'nden sonra Ayasofya Camii'ne geldik. Yan tarafında kulesini görüyoruz. Sağ tarafta da caminin kendisi. Burası da meydan. Güzel, çok bir şey görmüyorsunuz. Maalesef bir telefonun gece görüşü zayıf. Şurada caminin Ayasofya Camii adını görebiliyoruz. Avluya giriş yaptık. Bu tarafımızda saat, bu tarafımızda kule. Daha doğrusu minare midir, kule midir? Onu biraz sonra görürüz. Hemen karşımızda caminin kendisi. Sağa doğru da böyle yine Osmanlı'dan kalma mezar taşlarını o şekilde mezar taşlarını koyarak aydınlatarak bölgeyi tanıtıcı bilgilere yer vermişler. Cami, kule, şapel kalıntısı, rahip mezarları soldaymış. Sağda da tuvaletler ve şadırvan var. Karşımızda muhteşem görüntüsüyle Ayasofya Camii. Burada zaten şurayı okuyabilirseniz eğer durdurursunuz. Burada da zaten bu bölgedeki ne anlamlara gibi kabartmalar onları belirtmişler. Bizler de şu yukarıda zaten. Yine karanlık. Ben görüyorum, siz fark edemiyorsunuz. Burada biz de göremiyoruz. Çok fazla kabartmaları görüyoruz ancak tam anlayamıyoruz. Oradan okuduğumuza göre ilk başta Adem ile Havva'nın yaratılışı, Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin. Daha sonra işte cennetten yasak elmaları yemeleriyle kovuluşları, yaratılış, cennetteki yaşayışları, yasak elma yemeleri, cennetten kovuluşları ve Habil ile Kabil'in ilk cinayeti de sembolize etmişler. Onları burada anlatmışlar. Şimdi caminin içerisine doğru ilerliyoruz. Az önce sağ tarafındaydık. Şimdi sol tarafta camiye doğru geçiyoruz.
Hemen kule de yan tarafımızda zaten. Buradan girer girmez yine kristal üzeri açılıyor. Hazreti İsa'yı görüyoruz oldukça. Aynı şekilde tavan vardı kubbeleri de mesutlanırlar. Siz görmüyorsunuz. Maalesef görünmüyor. Burası böyle. Ne yazıyor burada? Latex demiş, flexlerin olduğu bölümler. Yine tavanlar, göstermeler var ancak böyle silinmiş, dökülmüş. Yine kubbede flexler olduğu için kapatılmış biraz şeffaf malzemelerle. Şöyle yerlerde yine mozaikler var. Görünsün diye açmışlar. Şöyle sağ tarafta da yine var ama okumuyor durumlar. Orası da yine ibadethane bölümü ama kapanmış galiba. Burası da şu anda kıblenin olduğu, imamın mimar ve mihrabın olduğu bölüm. Mevzu mahvili. Burada da kıbleyi böyle camla görsel olarak yapmışlar. Burası da kulesi, tarihini bilmiyorum. İşte bir bakalım. Minare niyetine kullanılıyor. Gördüğüm kadarıyla hoparlörler var. Dolayısıyla da şu an için hazır minare. Demek ki Osmanlı zamanında da bu kule olduğu için ekstradan minare yapmaya gerek görmemişler. Bunu minare olarak kullanmışlar. Anlatan bir kitabesinde görmüyorum. Şöyle etrafını dolaştım. Bilenlerimiz varsa dediğim gibi yorumlara yazarsınız.